Allah Resulü şöyle buyurdu. Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allah Teala onu muhakkak kurtarır. Hazreti Yunus'un duası çaresizliği döneminde balığın karnındayken denizin derinliğinde söylediği bir zikirdir. Yüce Allah Yunus Aleyhisselam'ı izni olmadan kavmini terk ettiği için balığın karnına hapsettirerek cezalandırmıştır. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Hazreti Yunus tevbesiyle bildiğimiz peygamberlerimizdendir. Yunus balığının karnından Enbiya suresi 87. ayetteki duasının idrakiyle kurtulmuştur. Zünnun, Hazreti Yunus peygamberin lakabıdır. Balık tarafından yutulduğu için Yunus peygambere Zünnun lakabı verildiği söylenir. Putlara tapan Ninova halkını tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hazreti Yunus aleyhisselam, halkı uzun süre dine davet etmesine rağmen kendisine çok az kimse iman etmişti. Bu durum karşısında ümidini yitiren Yunus aleyhisselam kavmine kızmış, onların başına gelecek bir musibetten kendisini kurtarmak için gemiye binip şehirden uzaklaşmıştır. Geminin yükünü hafifletmek üzere çekilen kurağı neticesinde denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. İşte Yunus aleyhisselamın karanlıklar içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnındayken yaptığı duadır. Yüce Allah Yunus aleyhisselamın duasını kabul ederek onu bu sıkıntıdan kurtarmış, balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. İşte Yunus peygamberin her derde deva olacak duası. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Anlamı, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum. Sıkıntıyı Allah'tan başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Şu ayetlerde bunun gerekçesi açıklanmıştır. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka kaldıracak yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek de yoktur. Suçsuz yere hapse düşen her gün bu ayeti okumaya devam ederse kurtulur. Hastalıkları tedavi edecek en güzel manevi duadır. Bu ayet-i kerime bütün musibetleri giderir. Her hayırlı niyet için sabah namazından sonra 41 gün boyunca 41 adet okunmaya devam edilirse Cenab-ı Allah o kimsenin muradını verir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.